38 yaşındaki Mert Öcal bu hafta adaya veda eden isim oldu. Survivor'ın başından beri olan Mert Öcal, oyunlardaki performansı orta derece olup takım arkadaşlarıyla ilişkisi ise düşüktü. Sinirli halleriyle bir ara adada liderlik yapan Mert, takımda birçok kişiyle tartışan bir yarışmacıydı. Kısacası Survivor 2020'de dikkat çeken biriydi. Şimdi sizlere Mert Öcal'ın elendikten sonraki açıklamalarını izleteceğim. Bu tarz videolar için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. Hadi videoya geçelim. Üzücüydü çünkü hani SMS'te istikrarlı bir grafik vardı. Hani böyle yavaş yavaş düşmeye başlasa falan elenebilirim diye düşünebilirdim daha sonraki haftalarda, ama böyle bir şey beklemediğim için biraz şok oldum. Ama şu anda atlattım, yani her şey kader kısmet dediğim gibi. Bütün arkadaşlarıma devam ediyorum. Bu arada çıktığın zaman görmüşsündür. Eğer Yunus Emre aday olsaydı sen kalıyordun zaten. Tabii. Ya evet, ama yani demek ki Yunus Emre'nin kısmetidir. Bu arada ben Yunus Emre'nin finale kadar gitmesini de istiyorum. Çünkü Yunus Emre'nin benim için çok değerli. Şöyle bir değerli bir durumu var. Yunus Emre bize transfer olduğunda Yunus Emre güçsüz bir arkadaşımız olarak değerlendirilip Berkan'dan Berkan'ı karşı tarafa gönderdik. Yunus Emre'yi biz aldık, takımlar dengelensin diye. Ama Yunus Emre'yi biz o kadar özgüven aşılamaya çalıştık ki Yunus Emre'ye, hem Ersin hem ben hem Sercan. Yunus Emre inanılmaz bir potansiyel kazandı. Yani en son 3'te 3'ler falan yapmaya başlamıştı çıkarken. O yüzden o başarı grafiğinden dolayı ben Yunus Emre'nin biraz daha kalmasını isterdim. İstiyorum da yani. Şu anda gayet iyiyiz. Keyfimiz çok yerinde. Zaten çıkar çıkmaz Ersin'in yanına koştum hemen. Hemen zaten 14 hafta falan kalmışız. 13 hafta, ben 14 hafta. Bu süreyi masaya yatırdık. Bayağı bir güldük. Daha fazla bu tarz videolarımız için kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayınız dostlarım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.